senin kapından, bizim kapısından artık. Dersek yapacak bir şey yok. O zaman biz de kendi hak... Efendim? Yok, şu karı soldan. Bak ablacığım, sizi oradan indirmek zorundayız. Tamam, ama artık birazdan başlayacak. Geliyor artık kepçeler. Oradan inmeniz gerekiyor. Haberleşelim kalsın.
oraya nereden çıktınız? Sizi anlıyorum ama yapacak bir şey yok şu an. Burak. Tamam bırak. Çatıda iki sanatlar var. Onları incelemeye çalışıyorum. Ama ben için. Bilmiyorum. Çok zor. Bak çok zor. Aşağıya mı? Burcu. Ali Bey. Evet. Sen cümleye devam et. Ne? Ne yapayım? İşte hak, hukuk, adalet, adalet bunu bu ülkede. Çekil lütfen, çekil yaptıkları zulmü çekil. Thank you.
Alo. Müdahale oldu. Kapıyı kırdılar, kırıyorlar. İçeri giriyorlar. Görüyorsun. Tamam, tamam. Hadi sağ ol. Tamam, kapatıyorum. Kapatıyorum. Evet. İçeri zorla girilmeye çalışıyor. Herhangi bir tebligat size ulaşmış mıydı? Hayır. Ya bize ne bir yıkım tebligatı geldi, ne bir hani geleceğiz evinizi boşaltın dendi. Yani mahkemelerim hala benim soruyor. Ama bunların yaptıkları, yani mahkeme sonuçlansın, ondan sonra adaletin kestiği parmak zaten acımaz. Biz şu anda da hala söylüyoruz, bizler kentsel dönüşüme karşı insanlar değiliz burada. Bizler buradaki yaşanan mağduriyetleri hep anlatmaya çalıştık. Dedik ki bizlere haklarımızı şimdi karşılıklı imzalayarak verin. Ama bunlar gelin benim hademe tecavüz ediyorlar. Evet, şimdi kapınızı zorla kırdılar. Gelenlere ne diyeceksiniz? Diyeceğim bu. Tebligat geldi mi? Belge var mı? Tebligatınız var mı? Yok. Bunu söyleyecekler. Evet, şimdi kapınız... Hala devam ediyorlar. Bu saatten sonra diyeceğim ne olsun? Yasalarla yine sonuna kadar hakkımı arayacağım. Sonuna kadar yasalarla hakkımı arayacağım. Size herhangi bir tebligat gelmeden şu an kapınız zorlanıyor, evet, ve kırılıyor. Aynen öyle. Koçbaşıyla kırılıyor. Aynen öyle. Biz de aynen. Burada Flash Haber TV olarak, evet, burada haneye misafir ettiniz. Evet. Konuk ettiniz. Evet. Olanları görün diye. Evet. Evet. Aynen öyle. Görüyorsunuz işte. Hala kırmaya çalışıyorlar. Hala kırmaya çalışıyorlar. Şöyle kapının yanına durur musunuz şurada? Evet. Gelen memurlara ben de şahit olmak istiyorum. Tabii, buyurun. Flash Haber TV olarak. Tebligatlarını sorar mısınız? Aynen. Nasıl? Öyle soracağım. Evet. Soracağım. Yıkım bakalım. Emirleri var mı? Bana bir evrak gösterebilecekler mi? Ya benim hayatım bitiyor. Benim geleceğim bitiyor. Barınma hakkım ya en kutsal. Dört duvar nedir ya? Dört duvar. İnsanın o dört duvarı olduğu zaman açlığı da bilmezseniz, tokluğunu bilmezseniz, yeri gelir o dört duvardan acınızı yaşarsınız, sevincinizi yaşarsınız, açlığı, tokluğu yaşarsınız. Bir kuru ekmek, bir kuru çorbayla da doyarsınız. Hani bir çatım var diyorsunuz. Çatıya da çıkan onlar çocuk... benim evlatlarım. Evet, yukarıda çatıdalar. Evet. Canlar tehlikede. Evet, aynen öyle. Aynen öyle. Aynen. Evet, duvarlardan... Evet. Olmaya başladı, gevşemeye başladı kapı. Düşünün, buraları çürük diyorlar. Kapı bile ne kadar sağlam, görüyorsunuz değil mi? Evet, burası toz olmaya başladı. Bayağı bir koçbaşıyla vurulmasına rağmen kapıyı açamadılar. Devam ediyorlar, zorlamaya devam ediyorlar. Kırmaya devam ediyorlar. Biz de bu Flash Haber olarak ilk defa koçbaşıyla kırılan kapıyı göreceğiz. Canlı buradan tüm Türkiye izlesin ve görsün. Buradaki yaşanan Beykoz'daki kentsel dönüşüm faciasını tüm Türkiye görsün. Aynen öyle. Vatandaşlar ne durumda? Çok hüzünlü. Ben çok insanla karşılaştım. Böyle bir şey yani ben şu anda evimin etrafını saran polislerin kuvveti, emniyeti gördüğüm zaman yani ben şunu anlıyorum. Savaşta mıyız? Gelmek istemiyorum. Hoş geldiniz. Tebligatınızı gösterir misiniz? Thank you.
biraz dedi. Çay mı ikram edeyim? Bir de yitim çağırdığınız var mı? Ben görmek istiyorum. Onu görmek istiyorum. Var mı yitim emriniz? Var mı yitim emriniz? Evet, sizler dışarı oldunuz. Onu görmek evet, istiyorum. Evet, buyurun beyefendi. Ben tamam beyefendi. Buyurun. Misafirim ben. Bu evde misafirim. Ya, ben. Şu an biz tanışırız. Ya, bana dokunmayın lütfen. Beyefendi, bana beyefendi, dokun. Bana. Beyefendi, bana dokunmayın. GMT. Bana dokunmayın. Ya dokunmadan. Buyurun kendiniz çıkın. Bakın kameraya zarar veriyorsunuz. Kameraya zarar veriyor. Beni itme. Tamam. Beni itme. Tamam alan dışı. Alan dışı. Götürün bunu alan dışı. Bakın memur bey. Basın hürdür. Basın engellenemez. Anayasanın 28. maddesi. Basın hürdür. Mukavemet yapmayın. Kanka bir grup gelsin buradan. Yavrum. Murat kop seni. Yanımdan ayrılmayın. Lütfen yanımdan ayrılmayın. Böyle geçelim. Yardımcı benim. Arkadaşlar geçin başlayalım beyler. Bakın tamam, memur bey, şu an usule aykırı hareket ediyorsun. Tamam, siz görevinizi yapıyorsunuz. Tamam, basın kartınızı evet, göstereyim. Ben basın. Tamam, basın kartınızı göstereyim. Görevimi basın kartınızı. Buyurun. Flash haber. Kartımı çıkarsın. Tamam, şu an çıkar. Canlı yayındayım şu an. Çıkaramıyorum. Yanımdan ayrılma. Bakın hanımefendi anayasanın, ben anayasanın kanunlarını hatırlatayım. Siz Türk polisi, siz de Türk vatandaşı. Basın mevsimi. Verildi, lütfen hanımefendi. Kim bu talimatı talimat veren kim? Veren bizim amirimiz, hayır. Lütfen. Tamam anayasanın 28. Tamam, maddesini hatırlatalım. Lütfen beyefendi. Basın kanunu var. Tamam. Anayasaya lütfen, aykırı lütfen, hareket ediyorsunuz. Lütfen beyefendi. Hayır. Lütfen. Buyurun. Güvenli alanın dışına alalım sizi lütfen. Evet görmüş olduğunuz gibi basın mensuplarını zorla dışarı atıyorlar ve zorla evlere girildi, koç başlarıyla insanların evlerini başlarını yakacaklar. Evet, Yılmaz Tunca görmüş olduğunuz gibi insanların evlerini başlarını yıkmaya giden kepçeyi görüyorsunuz. Buyurun. Yani arkadaşlar. İçeriye almıyorum. Tamam kapat. Devam edelim yere doğru. Beyefendi, memur bey. Bakın, yere doğru devam edelim. Burası umuma açık bir alan ve şu an basın mensubuna müdahale ediyorsunuz. Müdahale etmiyoruz. Siz kendiniz... Nereye gitmem gerekiyor? Burası neresi? Biz bariyerin dışına alacağız. Hangi bariyer? İleride hemen. 100 metre alo, ileride bariyerimiz var. Onun dışına alacağız. Ben buradan bir yere gitmiyorum. Gözaltı yapın benim. Bekle. Tamam. Alo, duyuyor musun? Görüntüleri aldın mı? Ses var mı?
sizi bariyerin dışına alıyoruz. Bana dokunmadan bakın. Tamam, Memur Bey bakın. Yardımcı olmaya çalışıyorum. Bana dokunmayın. Direkt bakın. Bariyerin dışına alıyoruz sizi. Bakın. Buyurun. Bakın bak. Bakın. Bana devam dokunuyorsunuz edin, ama bak. Görüyor musunuz? Ama zorluk bana doku. Hayır. Ben zorluk yaratmıyorum. Tamam, anayasayı, anayasanın maddesini hatırlatıyorum. Size hangi müdür talimat zorluk verdi? Kaymakam mı verdi? Vali mi verdi? Kim verdi? Hangi müdür verdi? Bana onun ismini söyleyin. Şu an bana görevimi yaptırmıyorsunuz. Tamam. Farkındasınız değil mi? Siz benim görevimi yaptırmıyorsunuz. Benim görevimi engelliyorsunuz şu an. Ben talimat gereği sizi çıkartmak zorunda kalıyorum. İşte talimatı dışarı alacağız. Burada görev alanımız bizim. Şu an siz usta. Benim de görev ben hayır efendim. Hayır ben de görev. Hayır benim de görevdeyim. Siz şu an bizim siz de benim görevime engeliyorsunuz. Hayır. Hayır tam tersi. Kesinlikle. Tam tersi. Hayır. Yani bakın kanun, benim görev kanun ya. Ne diyor biliyor musunuz? Ya bakın kanun burası, ne diyor biliyor musunuz? Bizim ne, görev alanımız. Tamam şu anda. Benim de görev alanım. Şu an siz devlet sırrım var burada. Hayır burada devlet sırrım var. Olur mu efendim? Olur mu canım? Siz ben size can güveniniz burada. Bu alanın dışına alalım sizi. Caniye kadar lütfen. Biz müdahale etmeyelim. Gerek yok. Sen yardımcımı alalım. Tamam. Ha, o gelsin. Ben çağırıyorum. Ben sesleniyorum. Bir saniye. Bekleyin siz. Bekleyin. Tamam siz bekleyin. Bir saniye abi. Bekleyin. Biz müdahale etmemize gerek olmasın. Problem yok. Gelecek bayağı. Kendi orada beyanıyla geleceğini buyurun, söylüyor. Buyurun. Arkadaşlar yanımda. Araçlarımızın, bakın burası bizim güvenli alanımız. Siz arkadaşınızla beraber çıkmak istiyorsunuz. Ondan bakın burada gördüğünüz ben gösteriyorum hemen. Emniyet aracı. Tamam. Şu an burası tamam. Bizim iş alanımız, güvenli tamam. Alanımız. Tamam. Burayı ihlal ediniz. Ama siz ben diyorum ki müdahale etmeyin. Ben diyorum ki müdahale etmeyin. Siz kendiniz çıkın. Müdahale etmek istemiyorum. Peki bunların zaten. Tamamını yayında anlatmak zorundayım. Durumu anlattık. Tamam. Durumu anlattık. Talimat gereği. Bunun zorundasınız. Bununla alakalı idarenin her gün yaptığımız yerde onu aç. Bu şekilde bilginiz olsun. Buyurun. Biz anladık, biz gerekeni anlatacağız. Türk toplumuna gerekeni anlatacağız. Adaletin olmadığı bir ülkede yaşıyoruz. Mahkemelerin çalışmadığı bir ülkede yaşıyoruz. Hani adalet vardı, adalet mülkün temeliydi. Tokatköy'deyiz. Tokatköy'de abluka devam ediyor. Şimdi evlerin yıkılmasını bekleyen bir Tokatköy vatandaşına soralım. Evet, siz burada bekliyorsunuz. Komşularınızın evleri yıkılıyor. Üzüldünüz mü? Üzülmez olur muyuz? Ne demek? Yarın da bize gelecek. Bu akşam da bize gelecek. Nereye gideceğiz biz? Gideceğimiz yer yok. Ev yok. Bu milleti sokağa dökmenin anlamı ne ya? Herkese, kimseye, herkese güzellikle, iyilikle razı edin. Kimse şey değil yani.
bu kentsel dönüşüme karşı değil. Biz karşı değiliz. Biz de istiyoruz ama hak, hukuk yok. Seni bir mahtap alan yok. Nerede bu belediye başkanı ya? Bu belediye başkanı nasıl bir belediye başkanı ya? 15 seneden beri bu ateş burada yandı, ettiler, bittiler. Belediye başkanının başına sardılar. O bir insafsızla bizi hiç hiçe sayıyor. Ne bizimle mahtap oluyor, ne geliyor, ne soruyor, ne şey diyor. Ağzınız kokuyor, yok şöyledir, yok böyle, böyle bir şey olur mu ya? Kimse bu hayattan memnun değil ya. Bu kadar insan zulüm altında ya. Neredesin Cumhurbaşkanı? Sana sesleniyorum. Büyüklere sesleniyorum. Devlet büyüklerine. Ne olursunuz gidip de orada burada yiyip içip balık köfte ekmek yiyip içip de yatmayın aşağı. Bu vatandaşı da düşünün. Bu vatandaş bunlara hizmet etti ya. Hizmet etti ya. Oy geliyor, seçim geliyor. Kapıya bir çanta gönderin. İçinde bir kahve. Bu kahve. Kahvenin 40 yıl hatırı var. Nerede bunların hatırı? Nerede bizim hatırımız? Biz bunlara oy verdik ya. Biz bunlarla beraber olduk, beraber yattık, beraber kalktık ya. Bir ekmeği beraber paylaştık. Komşu komşuya girdi. Ana baba evlat birbirini kesiyor ya. Böyle bir şey olur mu ya? Sayın Cumhurbaşkanım, hani diyorsun ki yok kadına el kalkmaz. Bu kadının kolu kırıldı. Kim kırdı bunu? Senin polisin, gönderdiğin polisin kırıldı ya. Kırdı ya. 3 tane çocuğun, sakat çocukların içine camları kırdılar. Tarama gaz bombası sıktılar. Bunu kim yaptırıyor? Cumhurbaşkanım bunu duymuyor musun? Beykoz'a kaç defa geldin? 3 defa geldin sarayın oraya ya. Bir gel de bir buraya bir el at ya. Köpek kadar bizim hasiyetimiz yok mu? Köpek değeri, köpeğin değeri kadar hasiyetimiz yok ya. Köpek barınaklarına geliyorsun ya. Böyle bir şey olur mu ya? Biz hakkımızı istiyoruz. Biz başka bir şey istemiyoruz. Ne terörük, ne canik, ne kötüyük, ne kavgacık, ne dövüşçük. Biz halkımızla güzel geçiniyoruz ya. Burada milleti birbirine düşürdüler ya. Burada büyük bir rant var. Cebini dolduran, kefesini dolduran. Allah aşkına Cumhurbaşkanı sesleniyorum. Belediyenin içindeki yiyiciler bunu yaptı. Mahallenin içinde bir ilçe başkanı, bir muhtar, bir mahalledeki utanmazlar, adil, şerefsizler bizi böyle yaparsa daha ne yaparız? Evet, yan komşulara soralım. Kolunuz kırıldı, kırılmış. Neler yaşadınız o gün, anlatır mısınız bize? Çok sıkıntı yaşadık. O sıkıntıları asla ölsem de kemiklerim unutmaz. Cumhurbaşkanımız hiç bize ilgilenmedi, bakmadı. Belediye başkanımız da ekibi gönderdi. Ekipler ne yaptı? Polis bayanları korumaya aldılar. Erkekler saldırdılar. Erkekler saldırınca dedim ki bağırdım orada, sizin bayan polisleriniz yok mu diye bağırırken o anda beni merdivenlerden aşağı kaçtım. Elimde sopa vardı, geldi. Evet, Yılmaz Tunca, yıkım devam ediyor. Devam edebilirsiniz. Ondan sonra polis peşime geldi, beni itti, yere çarptı. Yere çarptıktan sonra bayan polisler geldi. Bayan polisler beni kaldırdılar, nefessiz götürdüler şeye, arabaya. Arabaya attılar ama çok bir sıkıntı yaşadım. O sıkıntıyı yaşatmanız hakkınız yok. Cumhurbaşkanım sesleniyorum ben size. Bu kadar. Evet, siz de tabii mağdurlardan bir şey, birisiniz. Bir şey söyleyebilir miyim bir dakika? Mağdurlardan birisiniz. Arkanızda yıkım devam ediyor. Siz de evinizin yıkılmasını bekliyorsunuz. Neler söylemek istersiniz? Ali Bey, ne söyleyeyim? Her şey bitmiş. Siz de görüyorsunuz. Arkamızda binlerce çelik kuvvetle mahalleyi boşaltmaya gelmişler. Burada ne Allah korkusu var, ne vicdan var. Hiçbir şey yok. Her şey bitmiş. Bu saatten sonra söyleyeceğim şeylerin de bir anlamı yok yani. Ne söyleyeyim? Her şey bitmiş artık. Abi nerede? Abi nerede? Terk et ya, yürü ya. Hadi yürü ya. Yardım et. Yemek et. Avukat hanım. Ben görevimi yapmıyorum burada. Ya. Yürü. Görüntü verip şimdi. Gel. Şunu buradan en dış barikata kadar götür. Görüntü mörüntü çekmesin. Yardım edin arkadaşınıza. Şunu barikatın dışına, en dış barikata. At dışarı, en dış
barikatlar. Oğlum bırakır mısın hocam? Yaptığınız doğru mu? Onu söyle, basın mensubu. Bu yaptığınız doğru mu? Efendim? Ya emine uyguluyorsun yani. Bu, ya zorluğunu bırak yani. Bu, sen görevini yapıyorsun. Bu yaptığınız doğru mu? Allah Allah, Allah Allah. Köşeye çıksana. Ne kaldı ne çekecek? Hadi abime böyle buradan karama. Bombanın dumanlarına seslerini çek. Çekiyor mu seslerini? Şey düştü havadan. Şu düştü. Bana bak, buraya girdiğin zaman kapıyı çek buradan, kilitlenir. Anne.
Şurayı kapatın böyle. Şöyle mesela kapatın. Kapatın evet, şöyle. Şişiyorsun. Kapat. Şişiyorsun. Ve çok sert biçimde bir vatandaşa karşı, vatandaşın hakkını, hukukunu engelleyen, yok eden bir uygulamayla burada karşınızdayız. Maalesef Tokatköy'de kentsel dönüşüm projesi adı altında yapılan bir uygulamayla karşı karşıyayız. Bugün sabah 3 sıralarında polis, emniyet güçleri bütün mahalleyi kontrol altına almışlardı ve şu anda hala devam etmekte olan ve sonuçları belirlenmemiş davalar olmasına rağmen Tokatköy sakinleri evlerinden zorla çıkarılıp dışarıya atılarak ve buna engel olmaya çalışan basın veya bunu görüntülemeye çalışan basın mensupları dahil avukatlar ve diğer gözlemci arkadaşlar bunlara da şiddet uygulanarak neredeyse gaz fişekleri atılacak seviyede bir uygulama yapılmıştır. Değerli arkadaşlar, kentsel dönüşüm doğru bir şeydir. Uygulanması gereken bir şeydir ama yapılması gereken şey vatandaşla uzlaşma içerisinde yapılması. Vatandaşla uzlaşma içerisinde yapılmayan, vatandaşın hakkını, hukukunu yok varsayan ve vatandaşa sanki bir iç savaş yapılıyormuşçasına baskınla evlerinden atılarak yapılan bir uygulamanın kentsel dönüşüm projesi veya kentsel dönüşüm uygulaması olarak tanımlanması mümkün değildir. Bu iktidarın ve belediye, bu bölgenin belediyesinin kanun tanımazlığı, hukuk tanımazlığı, vatandaşın hakkına, hukukuna saygı duymamasının bir göstergesi olarak ortaya çıkmıştır. Şu anda arkada yıkım devam ediyor. Hatta öylesine ki insanlar evlerinden sabahın 3'ünde, 4'ünde zorla dışarıya atılarak bu uygulama yapılıyor. Çatılara çıkmış olan insanların orada olmasına bakılmaksızın yıkma olayı devam ediyor ve biraz önce söylediğim gibi gazlı fişekler atılmak suretiyle bir sanki terörist organizasyona karşı mücadele ediyormuşçasına bir uygulama yapıyor. Ve şunu da hatırlatmak istiyorum. Geçen hafta Sayın İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener bu bölgeyi ziyaret etti ve bu arkadaşlarla görüşmeler yaptı. O dönemde güvenlik güçlerinin ve belediyenin verdiği söz şuydu. Tebligatlar yapılmadan bir boşaltma yapılmayacak. Bir yıkım yapılmayacak. Halbuki 60'ın üzerinde açılmış dava, devam eden mahkeme ve henüz sonuçlanmamış ve bir tebligatla vatandaşlara boşaltmaları gerçekleştirilmemiş hukuki açıdan sağlanmamış bir ortamda bugün bu yıkımlar gerçekleştiriliyor. Değerli arkadaşlar, bunun bir rant, kent rantı yaratmak amacıyla hukukun sonucu beklenmeden, mahkemelerin sonucu beklenmeden yangından mal kaçırılır gibi yapılan bir uygulama olduğunu biliyoruz. Ve burada bir rant arayışı vardır. Bu zulümün, bu uygulamanın, bu vatandaşı yok varsaymanın, vatandaşın haklarını ve vatandaşın fiziki varlığını ayaklar altına almanın temelinde bir rant yaratma, rant elde etme arayışı vardır. İktidar bu tip uygulamalarını her yerde gerçekleştiriyor. Tozkoparan'da ve İstanbul'un başka bölgelerinde de benzer uygulamalar devam ediyor. Tozkoparan'da da zannediyorum 2 gün önce benzer bir uygulama yapıldı. Son olarak şunu söylemek istiyorum değerli arkadaşlar. İktidar bu şekildeki uygulamalarıyla bugün bir rant elde ediyor olabilir ama vatandaş
bunun faturasını önümüzdeki seçimlerde sandıkta bil hakkıyla faturasını kesecektir ve bu iktidarın iktidardan uzaklaşmasını, koltuğu kaybetmesini sağlayacak bir sonuç ortaya çıkacak. İyi Parti olarak bu konularda kentsel dönüşüm olayına karşı değil. Fakat bunun gerçekten geçerli olan yasalar çerçevesinde, biraz önce söylediğim gibi vatandaşın rızası dahilinde ve vatandaşla uzlaşılarak yapılması gerekir. Böylesi bir kentsel dönüşüm anlayışı İYİ Parti'nin anlayışıdır. Dolayısıyla ben burada bu konuyla ilgili kınamamı gündeme getiriyorum. Bu meselenin tabii ki takipçisi olmaya devam edeceğiz ama bu yıkımlar yapıldıktan sonra anlayış tabii şu olunca yapılabilecek çok fazla bir şey de olmuyor. Siz yıkın, hukuk arkadan gelsin. Bir, bu iktidarın İçişleri Bakanı tarafından artık bir motto haline çevrilmiş sözü burada da gerçekleştiriyor. Henüz belgeler gönderilmeden, mahkemeler sonuçlanmadan yıkım devam ediyor. Bununla ilgili de hukuki sürecin takipçisi olacağız ve gerekirse bunu mahkemelerde görülmesi ve yıkılmış olsa bile vatandaşın haklarının, dahi edilen haklarının, el konulan haklarının alabilmeleri için arkasında olacağımızı bildirmek istiyorum. Değerli arkadaşım, bizim İstanbul İl Örgütü Başkanımız Sayın Buğra Kavuncu son olarak o da görüşlerini ifade edecek. Son olarak siz İstanbul İYİ Parti İstanbul İl Milletvekilisiniz. Siz geldiniz Tokatköy'e ama siz girebiliyor musunuz barikatların? Hayır, öbür taraftan giremedik. Öbür taraftan, alt taraftan ben geldim. Oradan giremedik. Ve yani barikatları geçiyor. Fakat yıkım yerine girmenize izin vermiyorlar. Şimdi burada o nedenle barikatların önünde bir şey gerçekleşti. Oysa ki siz milletvekilisiniz. Sizin dokunulmazlığınız var. Burada biraz önce söylediğim gibi yani hukuk tanımazlık sade vatandaşlar meclise kadar ulaşan bir anlayış içerisinde uygulanıyor. Sayın Vekilim, bölge avukatı olarak avukat Nimetçeren'i burada rehin almışlar şu anda emniyet. Kurtarıma göndermiyorlar. Siz buna ne dersiniz? Gördüğünüz gibi veya söylendiği gibi bölgenin temsilcisi, hukuki temsilcisi olan bir avukat arkadaşımız da gözaltına alınmış. Gazeteciyle beraber alınmıştı. Gazeteciyle beraber. Gazeteci arkadaşa da darp yapıldı. Kendisine de bayağı bir darp yapıldı. Evet, evet. Yani bu da iktidarın hukuksuz uygulamalar anlayışını, vatandaşı ve hukukçuları dahil, basın mensupları dahil hepsine gereğinden fazla şiddet uygulama anlayışının bir sonucu olarak görünüyor. Yani bu hukuk tanımazlığın sonucu söylediğim gibi sandıkta ciddi büyük bir fatura olarak iktidara dönecektir. Ben Sayın Vekil zaten söylemiş bir derece arkadaşlarım çok doğru. Biz uzun zamandır takip ediyoruz Beykoz'daki Tokatköy'deki bu problemi. Beykoz ilçe başkanlığı sürekli buradaki vatandaşlarla temas içerisinde. Geçtiğimiz haftada Sayın Milletvekilimiz söyledi. Genel Başkanımız da buradaydı. Mağdur olan hak sahipleri destek istediler. Biz de yalnız bırakmayacağımızı söyledik. O sözümüzün üzerine buradayız. Siyasetçiler olarak sıkıntısı olan, haksızlığa uğramış olan vatandaşımızın her zaman yanında olacağız. Kentsel dönüşüm konusunda özellikle bir kaotik durum var. Sadece burada değil, Avcılar'da, Gören Kostopar'da, Zonlar Kütepe'de, her yerde kentsel dönüşümle ilgili ciddi bir başıbozukluğu ve sıkıntı olduğu görülüyor. Bu iki açıdan önemli. Bir İstanbul gibi deprem riskinin çok yüksek olduğu bir yerde bu konu çok dikkatli ve özenle yönetilmesi lazım. Yani hala 200 bine yakın tabii burası farklı özellikleri olan bir bölge. 100 yıllık bir bölge burası. Yani buradaki insanların sadece kendileri, babaları değil, dedeleri gelmişler buraya gelmişler. Yani dün Kapı İskan belgesi almış olan
bölge değil burası. Tabii ilgilenmiyorlar. Dedeleri de işçi olarak tokatlar gelmişler. Adı zaten tokatlı. Ve ciddi bir haksızlığa uğradığına dair bir durum var. Bununla alakalı da biz destek olmak için buradayız. İstanbul Milletvekilleri'nin burada birazdan diğer milletvekillerimiz de buraya gelecekler. Konunun takipçisi olacağız. Eğer şu iddia doğruysa Sayın Vekilimiz de söylediğim hukukun bir gaspıdır. Hukuka kararı alınmış olmasına rağmen eğer bu insanların evleri yıkılıyor ve zorla boşaltılıyorsa artık bir hukuksuzluğun olduğunu çok net göstergesidir. Burada sakin etmeye devam edeceğiz. Sağ olun. Kaç gözaltı var? Bilginiz var mı şu an? Şu ana kadar kaç gözaltı oldu? Yani içeriden net bir bilgi alamıyoruz biz. Ama bazı evlere müdahale edildi. Gaz bombaları atıldı. Plastik mermi kullanıldığına dair bir takım iddialar var. Şimdi içeride ne olup bildiğine dair net bir bilgi yok. Ama az önce gördüğünüz, şahit olduğunuz durum oldu. Burada bir basın mensubu arkadaşımız. Halk TV'nin kameramanı ve görevlisi olan arkadaşlar darp edildiler, hırpalandılar, saldırıya uğradılar. Ve neden bize saldırıyorsunuz dendiğinde de canımız öyle istedi. Bunu yapan emniyet güçleri değil. Bunu yapan yine buradaki belki belli bir siyasi parti üyesi ya da üyeli. Doğru bir gidişat değil bu. İşte de geçmiş olsun. Yani. Evet, teşekkür ederiz. Evet, teşekkürler. Vatandaş, bir ekleme yapabilir miyim bu konuşmaya? Bir şey söylemek istiyorum bu bölgenin vatandaşı olarak. Biz başka bir şey üzerinde çalışalım, sonra dinleriz abi seni. Peki. Hocam avukatı alsınlar ya. Bakar mısın? Bakar mısın? Ya ben bu vekillerimi tamam, bilmiyorum ya. Böyle gel, bir şey olabilir gel, mi ya? Tamam, gel bu tarafa. Kararı yok. Tamam canım. Darp ettiler beni. Ben darp edildim avukat tamam, olarak. Bunun şikayetini yapılacak. Şimdi para temsilcisi burada tutanak tutulmuyor. Ben son barosundan geldim. Meslektaşıma ulaşamıyorum. Sokmuyorlar içeriye. Ben müvekkiller arabanın içinde bayıldılar. Evet. Onlara ulaşamıyorum. Kim sorumlusu arkadaşlar? Emniyet amiri var orada. Nerede? Emniyet amiri var. Bu kızların bir suçu yok. Hayır, onları sormuyorum. Emniyet amiri nerede? İçeride, biliyorlar. Sizin müvekkilinizle nasıl görüştüremezler ya? Bu bölge yıkılan evlerin sahipleri. Bilerek yapıyor, metrozörün yapıyorlar. Beni yukarıda darp etti, tokatladı attı aşağıya. Yetmedi, bu kızları koydu tepeme, bekledi. Müdahale ettirmiyor hiçbir şeyi. Ben, bakın, avukat hanım kaç saattir gözaltındasınız? Bakın ben burada avukat olarak buradayım. Görevimi yapmak için buradayım dememe rağmen kollarımdan buralarım mosmor. Beni doğradı attı yere düştüm. Bu arkadaşlar yardımcı oldu aşağıya kadar indim. Ama şimdi müvekkiller çağırıyor. Barodan temsilci istedim kimseye benimle işlem yapmama, görevimi yapmama engel oldular benim yani. Yaptırmıyorlar avukat bana. Avukat hanım çok geçmiş olsun. Bir şey soracağım. Yürütmeyi durdurma kararı yürütmeyi alındığı durdurma halde yıkılan evler var mı? Var. Peki onlardan şey yıkılan evler de var. Yürütmeyi geçen durdurma hafta kararı olmasına evet, rağmen. Evet. Geçen hafta yıktılar. Ben burada değildim. Bir de şimdi bakın size göstereceğim. Bu rezerve alanı ve kentsel dönüşüm deniyor ya. Usulüne uygun bir uygulama yok burada. Rezerve alanının ve planların iptali için dava açıldı. Davada verilen bilirkişi raporu, bakın bu bilirkişi raporu. Burada diyor ki, burada kamuya uygun bir yarar yoktur diyor. Bu mahkeme büyük ihtimalle bu şeyi iptal edecek, bu planları. Bu yıkılan evler şu anda hukuksuz hale gelecek. Biz diyoruz ki, bu insanlara zulüm etmeyin. Burası İsrail değil, burası Türkiye. Bu insanlara zulüm etmeyin, uzlaşın. Uzlaşın bu insanları bu uzlaşı ortamında bir yerlere taşıyın. Nereye gidecekler? Eşyaları yüklendi. Şu anda çoluk çocuk perişan. Yürütmeyi durdurma kararı çıkmamış durumda anladığım kadarıyla. Şimdi birkaç, efendim 60 tane çıktı. Hiçbirini tanımadılar. Hemen gittiler. O mahkemeleri, başka mahkemeleri aktardılar, kaldırdılar.
Yani idare mahkemesini de parmaklarında oynatıyorlar şu anda. Bir tek güvendiğimiz şu mahkeme var, 13 idare. Burada da bilirkişi raporu tamamıyla bu planların iptali yönünde. Yani yasaya aykırı olduğu yönünde. Bunu beklememek için buraya geliyorlar. Eskiden hani dişçiler yoktu ya, işkence eder gibi kelpetenleri çekerler. Şu anda her gün burada yıkım var. Her gün yıkım olur mu? Burası savaş alanı mı? Bir karar alırsın, bildirirsin insanlara. Periyodik olarak herkes evini taşır. Hiç öyle bir şey yok. Gece saat 2. Müvekkilim beni arıyor. Avukat hanım gel bizi kurtar. Ne yapabilirim? 3'te gelmiş. Evet. Gece 2, 3. Avukat hanım arzu edersen bu tarafa gel. Sizi bu tarafa alabiliyor muyuz? Bu arkadaşlar ceza alır benim yüzümden. Ben memur arkadaşlara zarar verirsin istemiyorum. Emniyet müdürü avukatı orada tutacaksınız diyor onlara. O arkadaşlar şu anda yani üzülürüm ben. Onlar ha, ceza alır. Siz çıkmak istiyorsunuz kalmak mı? Ben çıkmak istiyorum. Niye ben çıkmıyorsunuz? Avukat, izin vermiyorlar. Bu tarafa niye çıkmıyorsunuz? İzin vermiyorlar. İki memur bir şey olmaz ya. Ben de öyle diyorum. Hukuk yok nasıl diyorum bir şey yani. Gözaltına alınan müvekkilleriniz arasında darp edilen var mı? Gözaltına alınan müvekkilleriniz arasında darp edilen var tabii ki. Var tabii. Şu anda aracın içinde bir sürü insan var. Kaç kişi yaşlısı var. Aşağı yukarı 7-8 kişi var orada. Ve bunların yanına avukat istiyorlar. Kimseyi yaklaştırmıyorlar. Bir tanesi fenalaştı, ambulans geldi, yanına gitmek istiyorsun, gidemiyorsun. Biz tutalım ben şu anda. Tutanağımızı bu şekilde evet. Tutalım, siz bildirelim, ona göre de şikayet edelim. Hayır, niye bırakıyorlar avukatın bir tarafa? Ben bildirdim, buna göz altındayım, ben bildirdim. Canım öyle şey olur mu? Hatta basından arkadaşımız vardı, o da gördü beni darp ettiklerini. Onu da darp ettiler, makinasını yerlere vurdular. Onların da kayıtları var bizde. Evet. Sildiniz herhalde. Evet, evet, evet. Evet, siz tutalım burada. Oraya mı geleyim ben? Gel. Arkadaşlar geçebilir miyim oraya ben? Siz engel olmayayım ben. Ya bu şekilde sormana gerek yok sen vatandaş. Bunlar nasıl bırakmadılar? Ahat Bey, gözaltılara gidip bakma şansınız var mı? Zannetmiyorum. Siz yaklaştınız. Vekil olmanıza rağmen. Onunla bir alakası yok. Dönüşüm uygulamıyor. Diyor. Böyle bir dönüşüm olmaz. Çünkü o hukuk. Darbe niye bırakmazlar ki? Beraber darbe ettiler. Beraber bunu darbe ettiler. Benimle beraber darp ettiler. Ben arkadaşını tanımıyorum. Orada tanıştık. Ama meslektaşım hemen gidelim. Makinasını da yere vurdular. Rapor alalım. O böyle olmaz. Ciddi darp edilmişsiniz. Ben buralarım edildi ama ne durumda bilmiyorum. Dokunca ağrıyor ama bu kadar ağrı bir de bir şey yapmaz. Biz Amazon kadınlarıyız. Bu ülkeyi taşıyan biz analarız yani. Ödeyecek tabii ki ödeyecek o, ama polislerin görüntüleri de var. Arkadaşlar darp ediyor. Ya yapılan iş kanuna aykırı onu bir şekilde bakın o memur arkadaşlara görevinden olurum diyor bana. Ben ona üzülüyorum yani. Yapacak bir şey yok. Herkes yaptığın bedelini ödeyecek. O zaman amir bir şey. İnşallah öder. Bunda da kaygılarımız var bizim be inanın. İnanın bunda da kaygılarımız var. Ben başka bir yıkımda da aynı olaya maruz kaldım. Ve o yıkımda annemi, ayakları protez, 80 yaşında annemi yerlerde darp ettiler. 80 yaşında annem polislerden şikayetçi değilim dedi. Annem yargılanıyor, onlar yargılanmıyor. Takipçisi karar verildi. Ses doğrusu. Meslektaşım ne zamandan beri içeridesiniz? Ben saat 4'te geldim. Dörtten beri içerdim. Peki siz polis müdahalesi ne zaman başladı? Polis müdahalesi kaç gibiydi o? Sizinle beraber oldu o zaman. Ondan beri ben tutuluyorum göz altında. Zannedersem 10 civarı. 10.5. O zamandan beri beni orada iki polis nezaretinde tutuyorlar. Müvekkillerim de bana haber gönderiyor. Ben onlara ulaşamıyorum. Bunlar da zannediyor ki avukatımız bizimle ilgilenmiyor. Biz hukuk insanıyız. Müvekkilimiz için buradayız. Benim burada herhangi bir menfaatim, yerim, yurdum yok. Ama müvekkillerimi savunmak zorundayım. Ben görevimi ihmal suçundan ben de şikayet konusu olurum o zaman. Tespiti yapamazsınız. Avukat nasıl yapacak? Benim için buradayım. Yapamazsınız. Ya üst arama yapamazsınız, üst altı yapamazsınız, işlem yapamazsınız yani. Özel bir süre tabi avukatın üstünün aranması, soruşturulması. Bunu aramayacağız. Ya işte kimlik tespitini yapıyor. Gösterdi kimliğini, al bunu. Ben görmedim. Tekrar geçer. İçeri giremez. Görecekse burada görür. Gidemem ama kim olduğunu.
Ama kimliği burada. Ben Mömür'e gösterdim içeride. Mömür'e ben oradaki arkadaşa gösterdim. Seni girerken de... Açmayın kamerayı siz de. Neden? Beni almayın. Hayır sizi almıyorum, rahat olun. Biz buzlama yaparız. Memuru da hedef göstermeyiz. Abi veremem. Bak. Aynı şekilde daha önce de beni hastaneye davet edip aldınız. Bu kayıtları var. Savcıya çıkınca savcı dedi ki sen de avukatsın dedi. Hemen ayırdı. Çık dışarı dedi. Ben seninle ilgili soruşturma yapamam dedi. Biz burada bir önceki olayda da böyle oldu. Takip edip tutardı. Kısa bir demeç alabilir miyim sizden? Tamam. Evet, şimdi gözaltı avukat hanımın kimliği soruldu. Gözaltına alınmaya çalışıldı. Kanunum doğru mudur? Şimdi ben İstanbul Barosu'nun temsilen buradayım. Meslektaşımız İstanbul Barosu Avukatlar Merkezi'nden yardım istediği için İstanbul Barosu'ndan yönlendirilen evlilerin mahalline geldim. Benim gördüğüm meslektaşımızın o yıkım mahalli denilen barikatlı bir alanda tutulduğuydu. Bir şekilde ona ulaşamadım. Dakikalarca bekledim ki kendisi saat 10'dan saat 12'ye kadar bu alanda bekletildiğini, avukat olduğunu söylemesine rağmen mesleğini yapamadığını, görevini yapamadığını, alıkonulduğunu belirtmişti. Netice itibariyle ben de geldim, gördüm ve meslektaşıma ulaşamadım. Beni onun bulunduğu alana almadılar. Onu da alıkonulduğu alandan benim bulunduğum alana getirmediler. Aynı şekilde polis memuru arkadaşlardan kurtulmaya çalışarak bana doğru geldiğini gördüm. Uzun süre iki barikat arasında iki farklı yerde tutanak tutmaya ve olayı anlamaya çalıştık. Hatta polis memurlarına bunu yapamayacaklarını, kusursuz olduğunu, bir gözaltı işlemi olduğunu, yasaya aykırı olduğunu, avukatın özel bir soruşturma usulüne tabi olduğunu söylememize rağmen bir müddet bırakmadılar. En sonunda meslektaşım da Nimet Hanım'la aynı konumda, aynı mahalde bulunabildim. Ancak tekrar içeriye kimlik tespiti bahanesiyle tekrar almaya çalışıyorlar. Yine kısacası gözaltı. Gözaltı ve hatta alıkoyma diyebiliriz. Hürriyeti kısıtlanıyor şu anda. Kimlik tespiti bahanesiyle tekrar polisin gözetimi altında alınmaya çalışıyor. Biz de buna karşı çıkıyoruz. Durumu tutanakla zapt altına aldık. Gerekli şikayetlerimizi ve gerekli doktor raporunu alacağız, şikayet edeceğiz. Çünkü sorumlular bunun sonuçlarını bir şekilde öğrenmediler. Evet, size de kısa bir soru soracağım. Şunu geçerseniz. Siz de müvekkillerin yanına geldiniz. Yıkım kararı alınmıştı burada. Yok, şöyle, bu yıkım kararı ta Şubat ayında alınmış. Fakat bu yıkım kararı ve tahliye kararı kısa sürede usulsüz tebliğ edildiği için bir mahallelilerin büyük bir kısmıyla davalar açtık. 3 meslektaşım daha var ilgilenen bu konuyla alakalı. Bu davaların birçoğunda yürütmeyi durdurmalar aldık. Bu durdurmaları aldıktan sonra bunlar her hafta gelerek burada taciz edercesine yürütmeyi durdurmalara rağmen tahliyelere bu şekilde çevik kuvvet, büyük bir kalabalık, büyük bir yığılmayla halkı bastırarak, sindirerek başladılar. Bu hemen hemen 3-4 haftadır hızlandırıldı biraz daha. Yıkım yani. Evet. Fakat bu arada bu rezerv alanı ve imar planlarının iptali için açılan davada bu yapılan planların usulsüz olduğuna dair rapor çıktı. Yasal süreç devam ediyor. Bu kararları beklemeden burada yine gece yarısı herhangi bir bildirim yapmadan, çünkü burada konut tahliyesi söz konusu, konut yıkımı söz konusu, bunları yıkabilmek için yasa gereği en az 2-3 gün önceden ilgililerine bildirim yapması gerekir. Bunu yapmadan her gece saat 2'de 3'te gelerek burada bu zulmü uyguluyorlar. Müvekkillerim de beni gece 4'te aradı. Ben de panik oldum, bir şey var diye. Beni acil buraya çağırdılar. Sabaha karşı 6 gibi geldik. Bizi mahalle sokmadılar önce.
görev için geldim dedim, engellediler. Sonra bir müvekkil beni aralardan arabasıyla alarak evime gidiyorum deyip girdik. Yukarıya çıktığımızda orada bir bağırışmalar vardı. Çatıda bir müvekkil vardı. Onunla bir didişme vardı. Ne oluyor dedim, dememe kalmadan siz de sanırım oradaydınız. Ben orada tanıdım sizi. Ne oluyor dememe kalmadan arkadan beni yakalayıp itiklediler, tartakladılar. Avukat olduğumu söyledim. Bu sefer beni ilk bir yerlerde sürükledi. Ondan sonra biraz yere yığıldım. Tansiyonum da çıktı tabii haliyle bu şeyle karşılaşınca. Çünkü benzer bir olayla daha önce de karşılaştım. 30 Ağustos'ta. 30 Ağustos 2021'de de beni arkadan ters kelepçe yapıp aynı emniyet güçleri yere yatırıp sırtıma çıktılar. Beykoz Devlet Hastanesi'nde 8 saat gözetim altında kaldım. Beni savcıya çıkardılar. Savcı görevini yaparken sana müdahale edemezler deyip bıraktı. Şimdi burada da müvekkillerim çağırdı diye geldim. Görevim engellendi. Hürriyetim engellendi. Artı darp edildim. Ciddi olarak burada hukuk ihlali söz konusu. Ben de baroya haber verdim. Hürriyetiniz kısıtlandı açıkçası. Baroya haber verince barodan yardım istedim. Ne yapabileceğimi, beni dışarı çıkartmadıklarını söyledim. Baro da bana temsilci gönderdi. Temsilciye olayı anlattık. Birçoğuna da kendi zaten tanık oldu burada. Birçok basın mensupları da tanık oldu. Barikatın öteki tarafına geçemezsin. Gidemezsin, yapamazsın. Benimle ilgili bir karar var mı diyorum. Yok diyorlar. O zaman ben diyorum yani burada suçlu değilim. Niye beni tutuyorsunuz? Ve halen de içeriye girmem için baskı yapıyorlar. Ben baro temsilcisinin talimatıyla hukukun gerektirdiğini, hukukun kurallarının uygulanması gerektiğini ve ona göre ne yapılması gerekiyorsa onu yapacağım. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Bizim fotoğrafımızı çekiyoruz. Tamam, görev talimatı. Sosyal bakalım. Esamışlar, gazete, imza, tutuklar bakalım. Tamam, ben bekliyorum lan. Talimat bekliyorum. Orada bazen kimi tespitleri savunacaksınız. Şimdi bak işte yapalım. Bu hukuki değil. Benim burada para veriyoruz olmaz. Parasız olmaz bu iş. Para olmadan hiçbir işlem yapamazsın. Şey savcı bile yapamaz. Bize yazın. Başkanım. Çek. Şu anda işlem yapacağını, yani o Mehmet Hanım hakkında işlem yapacağını savcının yazılı sözlü talimatı olduğunu söyledi. Ben de söyledim. Israrla bize usulüne aykırı işlem yapmaya çalışıyorlar. Kimlik tespitine sonra sarıda yediğinizi yer misiniz? Ya öyle bir şey yapmayalım. Tamam. Ben size kimliğimi gösterdim, arkadaşlara da gösterdim. Tamam, biz de ona göre. Kurumumuza gideceğiz, kurumumuza şey yapacağız, gelmeyeceğiz. Tamam, tamam. Öyle kurumumuza götüremezsiniz. Siz dönüşünüzü bilmeniz lazım. Ben kendim hafızı yapıyorum. Ben savcına aldım, talimatı yapıyorum. Tamam, talimatı görelim. Talimatı görelim. Ben de göz altına aldım. Sen talimatı alın. Tamam, ben talimatı tamam, ben de bir dakika. Siz kimlik tespiti için nereye götüreceksiniz? İçeride götüreceğiz, o yüzden ikramı. Tamam, başkanım, içeride götüreceğim. Ben de götüreceğim. Tamam, gelin haberiniz, sıkıntı yok onlar, işletebilirsiniz. Başka bir şey yapmıyoruz, gelince kimlik tespiti yapacak. Tamam, gelin, sonra bir dakika sonra. Tamam. Şimdi bakın, baro başkanıyla görüştüm. O zaman sizle biz kimlik tespitine geleceğiz. Siz de kendi kimliklerinizle ilgili sicillerinizi yazacaksınız ki şikayet edebiliriz. Tamam, çünkü yaptığınız usule tamam, aykırı. Siz bununla ilgili şikayet ettiğiniz zaman üniversiteniz belli. Hep sonra çıkacak. Alo, olmaz mı? Efendim, tutunan tutulacak, yazılacak. Şu anda emniyete kimlik tespiti için kimliklerinizi vereceğim. Ben de bir kanımın yanındayım. Onun bir haberi var. Ona göre şey yapacağız. Yani tutalım. Nereye yapsınlar dedi. Biz tamam, de ona göre işlemimizi yapalım. Gelin efendim, gelin aracımıza mı? Hani senin aracınla ilgili bir aracın var. Emniyete gidiyoruz. Olmaz öyle. Ben senin gözetimin altında değilim şu anda yasak olarak. Ama siz savcıyla ben kendi arabamla seni takip edeceğim. Hayır. Tamam, siz savcıyla. Hanımefendi yalnızına eşlik edelim. Ne? Arabası var, arabasıyı da ben getiririm. Bir tane polis verin yanına. Ben özel şoförüm, korumasıyım. Tamam, sen o zaman savcılarla çağırsın. Biz kimlik tespiti için senin başına beraber bu açığa geçiyoruz. Ama şarjım da çok sıkıntı var. Numarayı açıp bir de Mehmet Hanım da şey yaparız. Tamam. Gidelim ya başkan. Gidelim kimlik tespiti yapsın.
savcının yazılı talimatı olmadan hiçbir işlem yapamazsınız. Ama siz kimlik tespiti yaptığınız zaman şey yapmayacak mısınız? Bunu yapan bir memur olmayacak mı? Onun imzası olmayacak mı? İsmi olmayacak mı? Sicili olmayacak mı? Tamam, o olsun yeter. Başka bir şey. Tamam, tabii. Tamam, Ölüyelim. Arkamızdan gidersin, takip istedik. Öreyim de getirsin aracı. Getirsene abi şoförü. Şoförü getirsin. Aşağıda bizim aracı. Gelsin. Tamam, siz de beraber beni bırakın. Beraber gidelim orada. Takip etsin bizi, aracımızı aşağı aşağı gidelim. Hanımefendi de gelsin zaten. Yani önce bir şey yapmayın. Ya kardeşim, niye illa benim dediğim diyorsun? Ben avukatım. Kendi aracımla gideyim istiyorum. Ben size... Kendi arabasına gelmez mi? Gideğine gelene kadar geleceğim ben. Sizin peşinizden. Beni şüpheli olarak alamazsın sen. Bir savcı talimatı yazılı ibni olması lazım. Efendi, orada biz size savcı talimatı ibraz edeceğiz. Şu an ben size bir komiser bir şeyimi ibraz edeceğim. Orada size ibraz edeceğim. Her şeyi yapabiliyorsun. Burada da bir savcılık talimatını mı ibraz edeceğim? Hatta diye bir şey var. Gelin diyorsun, sonra gelmeyeceğim diyorsun. Geliyorum, tamam. Geliyorum. Dur. Bu sayın arkadaşlar. Arabayla gidiyor. Ölmekte olan varsa... Hanımefendi, isim neydi sizin? Hanımefendi. İsminiz. Onlar beni darp ederler. Gider gene alırlar beni bunlar ya. Evet. Yanına mı gidiyoruz? Şey yayın yapıyorum. Ama bizim arabaya gidiyoruz. Hanımefendi. Avukatı zorla getiriyorlar. Aynen. Aynen işte getiriyorlar. Ben bizi darp ederim. Nere? Hangi? Nere? Geçen niye gidiyor? Başkanım ben bir de benim ofisin yanı. Yok. Ben ne kadar çoktan gitmiştim ya. Evet arkadaşlar, görün, çekin bakın yani. Alo Osman abla. Bilgilenmek istiyorum. Bilgileri genel başkanıma geçeceğim. Yani her halükarda girip gezeceğim de yanımda olsun. Evet. Tokatköy'deyiz. İnanılmaz bir yıkım gerçekleşiyor. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili yanımızda. Kendisine soralım. Neler oldu burada? Neler olduğunu birlikte yaşıyoruz. Sabaha karşı insanların koçbaşıyla kapıları kırılıp evlerinden dışarıya atıldılar. 21. yüzyılın göbeğinde okulların açılmasına bir hafta kala insanlar sokağa atıldılar. Bu düzenin eseridir. Halkımız bilsin. Ama aynı zamanda bir de empati yapsın. Herkes evinde uyurken şu empatiyi yapsın. Sabahın 4'ünde 5'inde aniden kapıları kırılarak sokağa atıldığının empatisini yapsın. Bugün burada yaşanan devletin vatandaşı kucaklaması, anaç bir hava içerisinde sahiplenmesi görevi var iken tam aksine evlatlarını sokağa atmasıdır. Bizim anayasamız sağlıklı konut hakkını, sağlıklı çevre hakkını, yaşam hakkını ve bununla beraber 4. kuşak birçok hakkı teminat altına almış bir anayasa. Sözleşmeler, altında imzamız olan sözleşmeler bu özelliği taşıyor. Bugün burada daha önce Zeytinburnu'nda talan ekonomisini yaratanlar vatandaşın toprağına göz dikerek Beykoz'daki rantı hisselerine geçirmek istiyorlar. Bilmiyorlar ki siyasi ömürleri çok kısa. Bu yıktıkları evler kapılarına dayanacak. Buradan çok somut olarak söylüyoruz. Sayın Genel Başkanımız tartaklanan öğretmen için de aynı şeyi söyledi. Vatandaşımızın kılına dokunan olur ise o kılın hesabını hesap sorma yoluyla yargıda aldıracağız. Bir siyasi sabıklık dönemi yaratmayacağız ama bugün arkasına kontrolsüz iktidar gücünü alarak vatandaşımızı mağdur eden herkes bağımsız ve tarafsız yargı önünde
yapmış olduğu bütün hukuksuzlukların hesabını verecek. Bunun altını çizelim. Ama bugüne geldiğimiz zaman birilerinin burada sokağa koyulan vatandaşın bir ay sonra başlayacak olan yağmurda, çamurda ne yapacağının açıklamasını yapması gerekiyor. Bu vatandaş burada dönüşüme karşı olmadı ki. Dedi ki bize yol gösterin, yer gösterin, neyin altına imza atacağımızı bilelim. Bizi buradan çıkarırken ileride hangi koşullarda yaşamımızı devam ettireceğimiz somutlaşsın dedi. Bu rezalet Toz Koparan'da da böyle yaşanıyor, Ok Meydanı'nda da böyle yaşanıyor, burada Tokatköy'de de aynı şekilde yaşanıyor. Halkımız İstanbul'un göbeğinde rant uğruna gözünü kan bürümüş bu iktidarı tanısın. Evet, çok teşekkür ederim. Görmüş olduğunuz gibi yıkım devam ediyor. İnanılmaz derecede, vahşice ben tanık oldum. İnanılmaz şekilde yıkım devam ediyor demiştik. Evet, devam ediyor. Dedim ya, kontrolsüz bir siyasi güç. Yarın bırakın burada ev yıkmayı, vatandaşın üstündeki elbiseyi bile hırpalayarak çıkarabilecek bir hale geldi. Beykoz halkına sözümüzdür. Onlar zaten geliyor, gelmekte olanın olduğunu biliyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında, Millet İttifakı'nın iktidarında ne açıkta kalacaklar, ne aç kalacaklar, ne işsiz kalacaklar, ne yoksulluğu yaşayacaklar. Güçlü bir sosyal devletin onlara hak olarak sunması gereken ne varsa sunulacak. Ha, bugüne gelince, bugün bu olay böyle devam ettiği süre içerisinde takipçisi olacağız. Söylüyorum, siyasi iktidarın gücünü kontrolsüz olarak kullananlar bu devranın döneceğini düşünsünler. Hukuksuz emirlere uyanlar, vatandaşa zulmedenler, canını yakanlar, hakkına konanlar bizim açımızdan hesap alınması gereken yerdedirler. Evet, yanınızda avukatla geldiniz. Evet, Onur Bey var. Fethettepe'den de tanıyoruz, Toz Kabarı'ndan da tanıyoruz kendisini. Çok kez polis olaylarına maruz kaldı kendisi, onlara da tanıklık etmiştik. Yani işte Toz Koparan, Fethi Tepe, daha önce Kiraz Tepe, Ekimbaşı, Elmalıkent, hepsinde aynı senaryo yaşanıyor. Bugün açıkçası buraya bir şekilde bizi gelmeye iten olay da burada koçbaşlarıyla kapıların kırılması, insanların eşyalarını evlerindeyken yakapaça atarak şu an taşıyor olmaları, yer gösterilmiyor, yurt gösterilmiyor, herhangi bir sözleşme yok. Burayla ilgili hukuki süreç devam ediyor. Planlarla ilgili leğe olan raporlar var. Rezerv alanla ilgili açılan davalar var. Burada 662 tane hak sahibinin mağduriyeti söz konusu. Burası rezerv alanı ilan edilmiş. Bakın görüyorsunuz binalar var. Rezerv alan teknik olarak boş olan alan ilan edilir. Boş olmayan bir yerde, oturum olan bir yerde, burada insanların yaşadığı bir yerde bu yapılan şey gerçekten çok can acıtıcı. Bugün bir görüntü görmüştüm. Çatıda insanlar evlerini korumaya çalışıyorlar ve hedef gözeterek oraya doğru biber gazı atıyorlar. Normal şartlarda birisi çatıya çıktığında onun canına zarar gelmeyecek şekilde aşağı indirmek istenirken artık insanı insan gibi görmeyen zihniyet oradaki insanın çatıdan düşmesi pahasına bu tip bir şiddet uyguluyor. İşte bu noktalar bizi isyan ettirdi ve bugün buraya Turan Aydoğan vekilimizle beraber geldik. Diğer bölgelerde olduğu gibi burada da halkın yanında avukat Onur Cingil bir avukat olarak, bir insan olarak bulunmaya devam edecek. Evet, az önce başka vekiller de geldi ama onlara izin vermediler. Ve şimdi de az önce avukat gözaltına aldı. Daha önce darp edilerek gözaltına aldı ve şimdi savcılığa götürüldü. Avukat, bir polis nasıl avukatı gözaltına alabilir? Biz bunu geçtiğimiz pazartesi günü Toz Koparan'da yaşadık, sizlerle birlikte yaşadık hatta. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde avukatlık kimliğiyle, şu gördüğünüz kimlikle herkes her yerde hukuki güvence sağlamak adına müvekkillerine buluşabilir. Bu ancak bu tip böyle durumlar, insanların alınmadığı durumlar hukuk tanınmayan noktalarda olurlar. Bakın şu an hala bu konuyla ilgili olarak zorluk çıkartılıyor. Avukatın gözaltına alınması mevzuna gelince bir avukatın nasıl gözaltına alınacağı çok bellidir. Cumhuriyet Başsavcısının emriyle ve İstanbul Barosu Başkanı'nın rezaletinde olabilir. Ben görüntüleri izledim. Bu konuyla ilgili olarak da gerekli işlemlere yapılması konusunda gerekli destekleri de vereceğiz.
Evet, ilçe başkanımız burada. İlçe başkanımıza da söz hakkı verelim. Aydın Bey yanımızda. Evet Aydın Bey, siz Cumhuriyet Halk Partisi Beykoz ilçe başkanısınız. Az önce başka vekiller de geldi ama onlar alınmadı. Turan Aydoğan alınabilecek mi buraya? Alınacak, benim de girmemi istiyor. İlçe başkanı alamayız diyorlar. Yani içerideki yaptıkları kanunsuzlukları, usulsüzlükleri kimsenin görmesini istemiyorlar. Milletin evini başına yıkıp böyle yürüyüp gitmek, başka bir dertleri yok. Yani ne diyeyim? Çok söyleyecek bir şey bulamıyorum. Evet, bir arbe de var, bir arbe de var. Vekili, yani Sayın Aydın Bey, İstanbul Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili tutum davranışlarını canlı canlı gördünüz. Evet, yani illa... Bu tutum nedir bu? Bu tutum kaba kuvvet yani, başka bir şey yok. Korkunun bugüne yansıması. Ama fazla kalmadı, milletimizin hak edeyi çırağıt olsun. Bu zulmün bir sonu var, her karanlığın bir sabahı var. Onun için çok az kaldı. Hep beraber bu zulüm iktidarına kurtulacağız inşallah. Teşekkür ediyorum. Evet, alan yıkım alanını gezdiniz. Bir değerlendirme alalım. Ya çok acı bir tablo var içeride. Şimdi burada aslında yıkıma dahil olacak 662 hane söz konusu. Mülkiyetli, mülkiyetsiz toplamda. Bunların son 80 küsürü bugün, kalan 80 küsürü bugün işte bu hukuka uygun olmayan yıkım yoluyla sokağa atılıyor. Çok ilginç bir durum. Normalde belediye bununla alakalı bir yıkım yapsa bile usule uygun olarak meclis üyesi arkadaşlarımız burada çağrı yapması lazım, ihale açması lazım yıkımla alakalı. Bunlar hiçbiri olmadan geliyor kendi elemanlarını, onlara da angarya olacak şekilde burada boşalttırıyor evleri falan. Sabahın köründe vatandaşı basıyorlar. Bizim bu vatandaşın yüreğinin yağını eriteceğimiz formül şu olmalı. Yarın Millet İttifakı geldiğinde bugün burada evsiz bırakılan Tokatköy'den simgesel birkaç vatandaşımızı götürüp sarayda ağırlamamız lazım. O külliyede ağırlamamız lazım. Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste diyecek şekilde mazlum ahı alındığında şah olabileceğini millete anlatmamız lazım. İnşallah öyle olur. İnşallah Tokatköy'den bu evsiz bırakılan, çoluğu çocuğu dışarıya atılan, okul döneminde bir şekilde mağdur edilen vatandaşlarımızdan simgesel aileleri götürür orada oturturuz. Ama bu vatandaşa başka bir sözümüz daha var. Evsiz kalmayacaksınız. İşsiz kalmayacaksınız. İstihdam sorununuz olmayacak. Sağlık sorununuz olmayacak. Geçim sorununuz olmayacak. Bunları yaratanları başınızdan def edeceksiniz. Bakın, göndereceksiniz demiyorum. Zulmedenler def edilir. Burada bir zulüm var. Gazeteci dövülüyor. Avukat dövülüyor. Vatandaş dövülüyor. Kimsiniz siz ya? Kimsiniz? Ben bu sözleri mecliste söylediğim için burada söylüyorum. Zulmeden adama kimsiniz diye sorma hakkı var vatandaşın. 21. yüzyılın göbeğinde hukuku kenara koyarak burada insanları sokağa dökmenin ne olduğunu hatırlatmak gerekecek ileride. Arkasındayız, yanlarındayız. Burada yıkım yapılmasın demedik biz. Yıkım yapılabilir, dönüşüm olabilir ama vatandaş da oturulur, anlaşılır. Vatandaş sokağa bırakılmaz. Sabahın köründe kapısı kırılmaz. Evinde hışımla beraber dışarı atılmaz. Devlet böyle bir şey değildir. Devlet ana kucağıdır. Devlet vatandaşın yaralarının sarılacağı yerdir. Yara açmaz. Bunun nasıl yönetileceğini Millet İttifakı iktidarıyla göstereceğiz. Evet, ilçe başkanınız da yanınızda. Kendisine de soralım. Vatandaşlar ne söylüyor size? Vallahi söylenmesi gereken her şeyi Turan vekilim söyledi. Üzerine ilave çek hiçbir şey yok yani. Dediğim gibi bu zulüm yani. Başka hiçbir şey değil. Hukuk vesaire. Hiç bunların artık böyle bir derdi de yok. Ya Allah bunlara inşallah yakında cezasını verir de kurtulur bu ülke bunlardan. Başka bir şey söylemiyorum. Evet, yardımcınız da yanınızda. Ona da soralım. Meclis üyemiz. Meclis üyesi. Evet, siz de halkın içindesiniz. Neler gördünüz? Şimdi bunları zaten iki aydır görüyoruz. Mecliste de gündeme getiriyoruz. Komşularımızın, evini kullanan arkadaşlarımızın bize söylediklerini avukatlardan da doğru bilgileri alarak mecliste zaten sürekli bunları aktarıyoruz. Vekilimiz söylediklerinin tamam, zaten üstüne söylemeyecek bir şey yok. Ben de görevime düşen, kendime düşen görevimi mecliste yapıyorum. Arkadaşlarımla her zaman yanında olmaya çalışıyoruz. Evet, avukat beye de soralım. Başka bir şey daha ekleyelim arzu ederseniz. Envanterini çıkarsınlar. Kamuya ait kaç tane bina var? Ne kadarı boş? TOKİ'ye ait ne kadar boş bina var?
KİPTAŞ'a ait boş binalar kullanıldığında, niye kullanılmak istenildiğinde yoksul evsizlere niye engel olmuşlar? Bunların envanterini çıkarsınlar bakalım. Burada bir tane vatandaşımız kapıda kalır mı? Oturup anlaşmış olsalar kamudaki boş tutulan binalarda onları çok fazla güzel de ağırlayabilirdiler inşaat süresi boyunca da. İstanbul'da kiraların 10 bin lira, 15 bin lira olduğu yerde şurada bakın. İki sandalye, bir masadan başka ev eşyası olmayan yoksul aile nasıl kiraya çıkacak? Bunu birisi izah edecek kardeşim. Kamu binalarını boş tutarken, TOKİ'ye ait binaları boş tutarken bu vatandaşlarla anlaşma yapmayıp sonra da sokağa atmanın ne demek olduğunu birisi izah edecek. O binaların tamamı millete aittir kardeşim. Milleti kimse sokakta bırakamaz. Evet, avukat bey de yanınızdaydı, beraber gittiniz. Evet, evet, sizler neler gördünüz içeride? Yıkım alanında diyelim. Tabii. Alana bir kere kimsenin sokulmadığını söyleyeyim. Burada şu tespiti yapmak lazım. Burada güvenliği sağlanacak bir nokta yok. Yıkım yok şu anda. Sadece tahliye var. Dolayısıyla güvenlik sebebiyle kapatıyoruz denilemez. Ama şu söylenebilir. Burada biz bir şeyler karıştırıyoruz. İnsanlara zulmediyoruz. Ve bu zulmü de kimse görmesin istiyoruz denilebilir. Geçen gün pazartesi günü toz koparanda bir telsiz geçmişti. Milletvekilleri, avukatlar ve basın özellikle alınmayacak diye. Çünkü Türkiye'de bunların görülmesini istemiyorlar. Ama zulm o kadar büyüdü ki İstanbul'un her yerinde ve Türkiye'nin her yerinde bunları göstermek bile aslında gereksiz. Zaten bunu herkes biliyor. Biz bugün buraya niye geldik? Bütün kentsel dönüşüm süreçlerinde insan mağdurların yanında olmaya çalışan birisi olarak ilçe başkanımız ve vekilimizle beraber niye geldik buraya? Burayı tarihe not düşmek için geldik ve bu tarihe not düşülecektir. Bunu yarın öbür gün insanlara neler yapıldığı görülecektir. Şunu söylemek lazım. Türkiye'de doğru bir kentsel dönüşüm ilerletilmiyor. Türkiye'deki dönüşümler ransal bir dönüşüm. Buranın ihalesi kime verilecek hep birlikte göreceğiz. Buradaki insanlar burada oturmaya devam edecek mi onu da göreceğiz. 1000 odalı sarayda yaşayan insanlar, sırça köşklerinde, kibir kulelerinde yaşayan insanlar buradaki mağduru, mazlumu anlayamazlar. O yüzden de bugün demin vekilimle beraber gördük. Tahta kapılar koçbaşlarıyla kırılmış ve sabahın köründe bu çocukların yaşadığı şoku düşünün. 3 yaşındaki, 5 yaşındaki çocuğun yaşadığı şoku düşünün. Yer gösterilmiyor, kira, doğru bir kira verilmiyor, bir sözleşme yok. Buradaki insanları doğru anlasın bizi dinleyenler. Buradaki insanlar bir şeye karşı gelen insanlar değil, haklarını isteyen insanlar. Ve son olarak şunu söyleyeyim, bizi izleyenler tapularına güvenmesinler. Bizi izleyenler sakın ha haklarına, hukuklarına güvenmesinler. Bugün Tokat Köyü oldu, bana olmadı demesinler. Yarın onların da kapılarına gelecekler. Öteki gün başkalarının kapılarına gelecekler. Tüm Türkiye'nin bu konuda uyanması lazım. Ve Türkiye'nin her mağdurun yanında birlik olması lazım. O yüzden herkesi Tokat Köyü'ye, Toz Koparan'a, Elmalıkent, Ekinbaşı'na, Fethi Tepe'ye destek olmaya da davet ediyorum. Ama Aydın abla canlısı var. Şimdi eşyaları nereye götürüyorlar? Eşyaları buradan iki kutu tuttum. Bana ne zaman? Eşyam sığmadı. Garaja koyduk eşyamı. Komşunun. Kaç kişi yaşıyorsunuz siz? Biz 3 kişiyiz. 3 kişi. İşiniz ne iş yapıyorsunuz? Tamam. Şöyle yapalım. Bugün burada çok ağır bir zulüm var. Evet. Tekrar tekrar geçmiş olsun. Acımak yok. Yüreğinize not edin bunları. Acımayanlara hep hiçbirimiz acımayacağız. Merak etmeyin. Size yapılan bütün hukuklar. Ama elimden aldılar benim. Telefonumu falan vermiyorlardı. İçeri atacağız dediler. Beni tehdit ettiler. Sizi kimse içeri atamaz. İşte korktum. Sizi içeri atacakları zaman elimden benim haberim var. Sildiler hemen. Hemen sildiler. Öyle işte. Çok mağdurum yani. Korkma. Hiç korkma. Sen hak sahibisin. Sen haklısın. Haklı insan korkmamalı. Sana kartımı bırakacak danışmanım. En ufak bir şey yaşarsan sen beni arayacaksın. Sana öyle. İçeri atarım diyen gelsin bize anlat. Sen yeter ki haklı ol.